Merhaba sevgili takipçilerim. 5 milyon olamadık. Elden ele, dilden dile dolaştırırsanız videoları harika olacak. Bugünkü videomuzun konusu Gökhan Türkmen'in sahnesi. Önce klibinde oynadım. Şimdi de konseri için çağırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 10 yıldır dans ediyorum ve bunun 6 yılı ya da 5 yılı profesyonel. Hiçbir konserde yer almadım. İlk defa böyle bir fırsat geçti elime ve bunu hemen vlog'a çevirmek istedim. Süreci sizlerle beraber ben de doğal olarak yaşayacağım. Neler olacak çok merak ediyorum. Asıl amacım bu vlog'larda dansla nasıl geçinirsin, nasıl hayatını kazanırsın ve bu süreç, bu dönem ya da bu hayat aslında ne kadar eğlenceli, sizlere onu göstermek istiyorum. Benim için öyle tabii, sizin için öyle olmayabilir, onu bilmiyorum. Şimdi havaalanındayım ve her şeyimi Gökhan Türkmen'in ekibi karşılıyor. Bu da çok harika. Üstüne bir de konsere çıktığın için de belli miktarda kaşen neyse onu alıyorsun. Bunlarla ilgili soru sormak isterseniz yoruma yazabilirsiniz ya da özelden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi size ufak bir çok kısa havalimanı turu attırıp geri geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu an İstanbul'dayız. Halaç'tayız. Sabiha Gökçen'deyiz. Nereye gidiyoruz? Aydan hocaların evine. Nasıl gidiyoruz? Halaç'ta. Parayı kim veriyor? Gökhan Türkmen. Harbiye'ye geldik. Fakat girişi bilmiyoruz. Şu an arıyoruz. Aydan Hoca liderliğinde serüvenimiz devam ediyor. Aydan Hoca bana güvenmeyin dese de tek güvenebileceğimiz kişi o şu an. Burasıymış. Ben ilk defa geliyorum bu arada. Videonun en başında söylediğim gibi benim için bir ilk, hem konser olarak hem de Rumeli olarak. Aşağıdan girişler böyle. Gündüzden böyle merdivenleri göreceksin. Oh shit. Dönün böyle sahne arkasına çıkıyor. Tamam, teşekkürler. Yanlış geldik yani. Yanlış değil, doğru. Sadece orası. Ben nereden böldüklerini? Abiler hemen bizi azarladılar, gördünüz. Sanatçıya değer yok arkadaşlar. Böyle propaganda yapıyorum. Kaç derece bugün İstanbul Aydın Hocam? 40. Ama yaşanan arkadaşlar 23. Hala yürüyoruz. Geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Ve geldik. Hemen YouTube ağzıyla konuşayım. Geldik. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burası mabedimizin, Rumeli'mizin kalbine giden yol. Kalbine diye geldik. Otoparka çıktık. Aydın Hoca kızdı. Aydın Hoca kızdı çünkü taksici bizi yanlış getirmiş. Tersen sokmuş. Ve bulduk. Aydan Hoca ile girişi bulduk. Konser hayatı güzel mi Aydan Hocam? Çok güzel. En sevdiğim gösteri tipi konser. Çok güzel. Seyirciyle bir arada olmak. Harika. Merhaba. Tabii ki. Merhaba, hoş geldin. Aydan, Uysal. Eylül Kaplan yine orada. Bir sert, Bayram Mutlu. Bir sert Mutlu. O da burada. Ben kendimkini aldım. Harika. Eylül. Fotoğrafımı koymuşlar arkadaşlar. Ekrana. Çok benziyorsun Gökhan Türkmen'e. Evet. 3 yıl sonra sakalları uzatıp evet. Ben de böyle olacağım inşallah. Arkadaşlar yaka kartını verecektik ama yani ben de Gökhan'ı hatıra olarak saklamak istiyorum abimi. Sevgili Gökhan abim. Kulise geldik. Merhaba. 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 Ve kamerayla karşı karşıya kaldık. Çok iyi. Kulise geldik. Şu an kulisimizi arıyoruz. Gökhan Türkmen yazıyor. Çok karanlık. Karanlık. Merhaba. Merhaba kızlar. Müsait mi? Müsait mi? Çekimi alıyorum sana. Peki, ben niye buradayım? Sen niye buradasın oğlum? Yoksun normalde. Melisa'nın yerine çıkacağım. Aa, ona ne oldu? Söyleyelim. Melisa'ya ne oldu? Salak mısın? Melisa'ya ne oldu? Melisa'nın ayak dikmişi oldu gelirken. Aa, gelirken. Tamam, tut biraz. Zaten freestyle konserine. Ha, salsa da var. Evet. Kulis çok dar.
Sevgili Gökhan Türkmen. Kulisteyiz şu an diğer dansçılarla birlikte. Fakat çok sıcak dışarı çıkacağız. Az önce Esin'in söylediği her şey yalanmış. Sevgili 1 milyon takipçim. Kendisi burada. Yalan üzerine kurulu bir hayatla yaşıyor kendisi. Meğersem Melisa sapa sağlanmış. Kızda hiçbir şey yok. Ben geldim dedim. Şu an kulisteyiz. Yok. Kulis değil burası. Ne burası? Alan, büyük bir alan. Ya ben bunu paylaşacağım. Böyle paylaşacağım çocuklar. Paylaş, büyük ya. Şu an neredeyiz? Sürrem. Şu an açık alana geldik. Ben tekrar söylüyorum, hayatımda ilk defa olacağı için her şeye çok yabancıyım. Ve inanılmaz bir atmosfer var. Diğer dansçıları da tek tek gezeceğim. Zaten çoğunu tanıyorsunuzdur. Hey yo man. Selam, naber? Geç geldiniz. Bugün ya biraz geç kaldık çünkü bayramda taksi bulmak çok zor. Onun dışında şu an Jimin topuzlu açık hava tiyatrosundayız. Taksimde haliyle. Bak yanlarında stüdyolar, bak şurada. Bunu göster. Hip Hop neden para kazanmıyor? Bak sen neyle çekiyorsun telefonu? iPhone'la. Aynen. Neyle çekiyor? Profesyonel. Gökhan Türkmen neden kazanıyor? Hip Hop neden kazanmıyor? Öyle işte. Tamam. Öyle Dancer abi. Life akıyoruz abi, güzel. Dancer Life, Misal Hoca'nın en iyi konsepti. Dansçı olarak bedava nasıl yaşanır? Bunu öğretiyoruz. Nasıl şimdi, eğlenerek, gezerek. Nasıl eğlenerek, mesela İstanbul'a gel, para var mı? Yok. Biraz para... kaslarımı çektirin mi? Ya sen ne anlatıyorsun be? Paylaşmıyorum lan onu. İstanbul'a geldim mesela, para harcadın mı? Yok. Taksiye bindim, para harcadın mı? Yok. Yemek. Su. Yurt dışına gittim. Hollanda'ya gittim. Para harcadın mı? Yok. Neden? Sadece dansçısın. Böyle de bir hayat işte. İnsanlar günde bu hayat için 12 saat çalışıyor. İnsanlar bu hayat için günde 12 saat çalışıyorlar. Sevgili takipçiler, Melisa'yı hemen tanıtayım. Mavi tiki var. Mavi tiki olunca bu gözlüğe sahip. Buraya romantik müzik vereceğim. Selcim erken başladın. Baktım her şey burada. Esin de burada. Hemen kontağa geçtik. Geçer misiniz? Hayır, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş. Neyimiz var burada? İşte bir buzhanenin yanında içecekler var. Fakat alkol yok mu? Sıcaklar. Alkol henüz yok. Konserden sonra. After. Ağzıma gir ama böyle konuşalım. Alkol yoksa ben gidiyorum. Because family is living there. Muhteşem İngilizcemi çekermişim. Brent, nasıl hissediyorsun konserle ilgili? Like very bad weather there. Where? In Holland. In Hengelo. Yes. Nasıl İngilizcem? Bıyıklarımı. Thank you. Merhaba. Yeah, you always saying good things to people, yeah. You are a big liar, yeah. Lie. Ecehan'ım konser için hazır mıyız efendim? Değilim. kaçıncı saniyede gireceğinize şey olabildiniz mi acaba? Ben oldum. Benimsedim, kişiselleştirdim. Biliyorum sıramı. İlkimsel olarak çıkacağım sahneye. Şovdan önce bir prova alacağız ekiple. Aydın Hoca'yı bekliyoruz. O sırada da yanımda Mayo var. Yanlış duymadınız, adı Mayo. Mayo. Çok güzel bir gün. Say something. Çok güzel bir gün. Like a recorder. Like, this is boomerang. Huh? Boomerang. Boomerang. From the çok güzel bir gün. Yes. I have to say it like this, wait. Çok güzel bir gün. Sahneyi göreceğiz şimdi. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Sahne. Kıymetli takipçilerim, şu an öğle arasına girdik. Yani biz bir araya girmedik. Zaten aradaydık ama orkestra falan girdi.
Yanımda şu an Melih kardeşim ve İbrahim kardeşim var. Gösteriyormuş gibi yaptım ama hala kendimi çekiyorum. Birazdan onlara geçeceğim. Geçiyorum. Az önce de söylediğim gibi öğle yemeği fastındayız. Bunları göstermem güzel herhalde ya. Ama biz sağlıklı besleniyoruz. Ya dansçılar her şeye dikkat etmek zorunda. Armut. Armut besliyor. Cool olmanı istiyor cool. Mesela. Ha, cool. Evet. Ya normal Melih gibi olan aslında sen. Abi ben misafirim. Yani dansçı basınla da burada değilim. O yüzden çok bir şey yemeyeceğim. Ama normalde de zaten daha önce burada konsere çıkmıştın diye çıktım, biliyorum. Evet. Harika. Yani yabancı değiliz ama misafiriz, o yüzden çok yemek yemiyoruz. İnsanlar yani indirmesin misiniz? Yargılamasın. Yargılamasın yani. Çok göze batmamak adına. Yani. Peki ilk çıktığında ne hissettin konserde? Biz Nilüfer'le çıktık. Nilüfer bir, ne denir ona? Eski Yeşilçam sanatçılarından. Bir ağaç, ne denir ona? Bir şey. Çınar. Çınar. Bir çınar ağaç yani. Bir çınar Nilüfer. İnanılmaz heyecanlıydım ama var ya, o kadar hazırdım ki çıkmaya. Yıllarımı verdim yani ve en sonunda sahnedeydim. Muazzam bir istedik. Tekrar buraya çıkmak için de inanılmaz sabırsızlanıyorum. Umarım çıkabilirsin. Beraber çıkarız bir gün. İnşallah. İçimizde bu camiada gelmiş geçmiş en arıza, en hakkını savunan kişiyi görüyorsunuz. Hak dedim ve akla gelen tek isim Esin Turay. Sevgili Esin Turay, Semiramintes adını söylüyorsun kızı. Semiramintes'in en iyi dans seçilmesi hakkında. Ya biz aynı kategoride yarışıyorduk. Gerçekten iyi bir dansçı. Ben bu yıl sonuncu oldum. Katılacağım bayağı ve seneye umarım Cellat'la katılacağım diyorum. Umarım yenerim. Cellat da mı dans ediyor? Böyle yapıyor ya. Bak. Böyle yapıyor. Oradan geri çekiyor. Ha, kısmet o zaman. Başarılar diliyoruz sana. Sahne çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Melis Ak ve Burak Kılıç'ın performanslarına hazırlandığı anlar. Let's go. Herkes deli gibi hazırlanırken Eylül Kaplan yemek yiyor. Ne yiyorsun? Şefine bakıyorum. Ne o? Sahneye ne zaman çıkacağım? Harika. Sen ne yapıyorsun Ahmet? He? Ya her sürekli çok güzel deyip duruyorsun. Başka bir şey bilmiyor musun? Ne demek ki önemli? I can only speak English. Şimdi sahne provasına gidiyoruz. Merakla bekliyorum nasıl olacak. Ve sahne provası. Bu sahnemiz arkadaşlar. Harika olacağını inanıyorum. Gökhan Türkmen burada. Sahnemiz harika olacak her şey. Çok heyecanlıyım. Çok. Sahne provasında görüntü alabilir miyim bilmiyorum. Bitti. Üzüldüm, beni engellediler. Sanat engellemi geldi. Adam dedi ki yapmayalım lütfen. Telefonunda zarar var mı? Ürem çarptı. Bizim sıramız. Sahne provamız bitti. Şu an arka tarafta secret prova alacağız. Yani böyle gelip bir şey söylemiyor ya, anlamıyorum. Aydan Hoca ile konsere çıkacağım. Evet, heyecanlı. Çok mutluyum Bayram Hocam'la. Pardon, kesiyoruz. Büser Hocam'la konsere çıkıyoruz. Çok mutluyum. Bakın herkes maskeli değil. Aydın Hoca Covid-19 kurallarına her zaman. Provayı Burak için alıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olamaz ya. Bak şimdi. Burak tutuyorum kendimi. Keserdim zaten. Soyunma odasındayız. Tüm hazırlıklar devam ediyor.
mükemmel 10 dansçıya 53 metrekare soyunma odası ayarlamışlar. Bunu da... Yani... Bu nasıl yayınlayayım? Arkadaşlar, bu olarak bitti. Heyecanlı mısın Hürrem? Alışık, alışık değil misin sen konserleri Hürrem? Daha önce hangi sen alıştın? Türkiye'nin birçoğu, daha doğrusu şöyle, sanatçıların yanında ben değil, onlar benim yanımda çıkıyor. Yani ne demek bu? Yani diyelim ki şu an çıkıyoruz ya biz, evet. Öyle değil. Yani Gökhan Türkmen benim yanımda çıkıyor aslında. Bunu bize de öğretir misin? Bunu yılların deneyimiyle mi oldu? Hayır bebeğim, bir star doğulur, bir star olunmaz. Mesela bugüne kadar yanınızda çıkan şimdi. En keyifli sanatçılardan bir tanesinin ismini verebilir misiniz? İsmail YK. Sertaç Ortaç. Peki Sertaç Ortaç? Sertaç Ortaç. Gerçekten Sertaç Ortaç mı? Sertaç Ortaç da geçen demiş ki ben artık Hürrem'in yanına çıkmak istemiyorum. Çünkü çok kumarbaz o. Ya bunu nasıl yayınlayayım ya? Serdar Ortaç'ın kumarbaz olduğunu herkes biliyor. Ha öyle mi gerçekten? Evet. Aa ben bilmiyordum. Alkol. Kendinde de yok. Biplersin orayı. Biplersin orayı. Bir bunlarla uğraşayım değil mi? Uğraş ne oluyor işim mi var? O kadar profesyonel değilim hala. Boş adamsın uğraş. Aynen. Göreceğiz sahnede. Sahneden önce yemeğe oturduk ve harika bir menü bizleri bekliyor. Sevgili Gökhan Türkmen'in sahne performansından önce arkadaşlarım da şu an oradan içeceklerini alıyorlar ve daha sonra yemek yemeye geçeceğiz. Şu an profesyonel çekim alanındayız, Yıldızlar Geçidi alanında. Gelen ünlüler, davetliler burada fotoğraflarını çekilip detay alıyorlar, röportaj yapıyorlar. Şöyle göstereyim, muhabirimiz, kameramanımız. İki parta çıkıyorum arkadaşlar. Erkek partı ve Moonstar toplu part. Ha bir de üçüncü part pardon. En sonunda deli partı var. Yemekler yendi. Keyifler yerinde. Şimdi erkek partı için giyineceğiz. Ben Volkant ve Burkant. İlk partın kostümü hazır. Zaten klasik. Erkek partı bu. O yüzden erkek gibi giyindim. İkinci ve üçüncü partta kostümler aynı. Kliptekinin aynısı olacak ama buradan yine görüntü alırız. Şu an sanatçı konuşmaları geçiyor arkadaşlar. Sen Ebru Gündeş'te var mıydın? Sen Hülya Avşar'da var mıydın? Sen nerede vardın? Sen nerede vardın? Ben hiçbir yerde yokum. Beni bulamazsın. Gerçekten. 5-6 seneden beri buradayım. Çok sinir oldu. Hayır ya birazdan sahneye çıkacağız. Sal oğlum. Negatif, negatif insanlar everywhere yani. Şu an başladı arkadaşlar. Gökhan Türkmen sahnede ama kenardan çekebiliyorum. Heyecanlı mısın Volkan? Değil misin? Alıştık biz. Her gün ben Harbiye'de çıkıyorum zaten. Harbiye bizim eve şey yarım saat. Yalan bilgi. Gerçekten Harbiye şuradan yarım saat. Ama her gün çıkmıyorsun. Her gün çıkmıyorum ama Harbiye yani. Ne olabilir ki? Şimdi ilk part bitti, erkek partı. Çok heyecanlıydı. Burak az daha yanıyordu. Burak iyi misin? Evet evet iyi. Burak'ın ön tarafı kırmızı. Bu önde şeyler var. Burası yandı bak, sırtım beyaz. Neyse. Ön tarafta böyle alevler var yapıyor. Neyse ben de böyle swatch gibi bir hareket yapıyordum. Sonra çizginin şu kadar falan gerisindeydim. Bir patladı alev böyle oldu. Wow! Ama nasıl oldu? Wow! İlk part bitti. Harika evet. Bir şarkıydı. Harika bir performanstı. Defne Samir'le arkada. Defne Samir'e sürekli bakarak dans ettim ve bana çok tatlı güldü ya. Hürrem bize ilk partını değerlendirir misin? Bir, iki çok güzeldi. Mükemmel bir performans sergiledik. Burak neredeyse yanıyordu. O sizin partta değildi. Bizim part için değil, sizin part için. Ha, bizim part için. Mükemmeldi, çok eğlenceliydi. İzlersiniz videoları. Sadece sen misin? İkinci kostümümü giydim, hazırım ama Sahra hazır değil sanırım. Hazırım. Sahra da mı? Oh yeah, Aydan Hoca hazır, ekip hazır komple.
Arkadaşlar bugün aşk lazımda Melisa Sarı arkadaşlarımız. Buraya katılır mısın? Birlikte. Birlikte sahnedeyiz. Sahne aldık. Sahne nasıl? Daha önce işte sahne aldınız mı? Hayır, ilk defa sahne alıyorum ve ben çok mutluyum. Ben de. Ben söyledim zaten. Dedim ki aşk lazımda birlikte çıkalım mı? Harika. Yeteri kadar antrenman yapıp kendinizi geliştirirseniz buralarda neden beraber olmayalım ki? Evet arkadaşlar. Mesela Gökhan Türkmen şarkısında house choreography yapabiliyoruz yani. Popping yapabiliyorum, robot yapabiliyorum. Sahnede hani boş hareket yapmak yerine bildiğimiz harika underground'ın mükemmel tekniklerini sahneye taşıyoruz. Evet. Birlikte dans edebiliriz. Çalışın. Güzel hocam, harika geçti konser. Şu an bitti mi bizim partlarımız? Bitti. Burak çift kaşe alıyor arkadaşlar. Harika bir konser oldu. Harikaydı. Finalden görüntü almak istiyorum. Umarım alabilirim. Dans edin. Son şarkıda tamam mı? Gelelim. Gelin sahneye gelin. Tamam. Evet abi şeye gidiyor. Gökhan abi gidiyor. Sonra... Harika bir finalle bitirdik. Bütün dansçılar. Yeah! Evet herkes burada. Sıra ya inanılmaz güzeldi. Harikaydı. Aynen. Evet nasıldı? Anlat bakalım. Harikaydı. İlk kendine defa çıkıyor. Çıkıyorum ve şey böyle hani ilk defa çıkıyorum Rumeli'de kendi dans takımımda. Rumeli'de. Neyi burası? Harbiye'de. Harbiye'de. Ve kendi içinde bulunduğum dans takımımla beraber ve hocamla beraber. Aaa. Çok iyi. İnşallah. Güzel. Evet bence. Çok iyi. Nasıldı? Bitti. Buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dance life. Dansla kalın. Kendinize dikkat edin. See you.